Hastaneler genel olarak pek de sevilen yerler değildir açıkçası. Ölümün kokusunun sindiği, acı bağırışların havada halen dolandığı yerlerdir. Peki, 63 bin hastanın bir şekilde ölümle tanıştığı bir hastanenin havası nasıl ola ki? Koklanmayacak kadar ağır olsa gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde 1920'li yıllarda inşa edilen Beverly Hills, içinde ölen 63 bin kişinin ölüm kokusunun halen havasında taşıyor. Duvarlarında halen ölümün gölgesi geziyor. Hastane, 1900'lerin başlarında Amerika'da verem vakaları tehlikeli boyutlarda artınca inşa edilir. O dönemlerde veremin çaresi olmadığından bu hastalığa yakalanan herkes bir anlamda toplumdan uzaklaştırmak amacıyla bu hastaneye getirilir. Fakat burada geçen uzun yıllar boyunca vereme çare bulunamaz. Hasta sayısının sürekli artması ve hiçbir çözüm bulunamaması ile birlikte daha artık hastalar akıllarını yitirmeye, acılar çekmeye başlar. Hastalar veremden ziyade intihar ederek ölmeye başlar. Bu ölen hastalar da hastanenin en meşhur kısımlarından olan 150 metrelik ölüm tüneli olarak bilinen tünelden geçerek gömülmeye götürülüyorlar. Hastanenin kapatıldığı yıl olan 1961 senesine kadar toplamda 63 bine yakın insan hayatını kaybeder. Ölüm tünelinden geçerek toprağa kavuşur. Hastane kapatıldıktan bir sene sonra ise akıl hastanesi olarak tekrardan faaliyete başlar. Aynı sıkıntılar sürer. Hastaların intiharları da tabi. Sonrasında akıl hastanesi de kapanır 1982 senesinde. Aradan geçen 20 senede onlarca insan intihar eder. Hem de sadece akli dengelerini tekrar sağlamaya gelmişlerken. Tam bir trajedi filmi geçen yıllar içinde hastane ile alakalı ortaya onlarca ürpedici iddia da atılır. Pek çok insan hastanenin koridorlarında ölen insanların ruhlarının gezdiğini iddia ediyorlar. Geceleri bu ruhların ortaya çıktıklarını ve kapalı olan hastane duvarlarına ölümün gölgesini yansıttığını söylerler. Sabahları acı dolu çığlıkların duyulduğunda ekliyorlar. Görülen hayaletlere ya da mistik olaylara inanmamız mümkün değil elbette. Fakat gerçek olan bir şey var. O da bu hastanede şifa arayan 63 bin insanın ölüme terk edildiği, intihara zorlandığı ve akıllarını kaybettirildiği kişilerden bir tanesi. Bilimle kalın.